Onlar titanyum gücünde yaşayanlar. Onlar güçlerinin sınırlarını sonuna kadar zorlayanlar. Onun gücü başarıya giden yolda kararlılıkla ilerlemesinden geliyor. O gücünü kazanmaya duyduğu aşktan alıyor. Ona göre gerçek güç takip eden değil, takip edilen biri olmak. Titanyum gücünde yaşayanların tek bir zaafı var. Otomobilleri. Çünkü onlar hayata ve otomobillerine tutkuyla bağlılar. Ve zamanı geldiğinde titanyum gücüne geçmeye hep hazırlar. Yeni Castrol Age. Castrol'ün en güçlü yağı şimdi titanyum gücünde. Rapa Limited. Çocukların sokaklarda pil ile oynadığı, düğünlerde herselerin kaynadığı zamanlarda kuruldu Kıbrıs Türk Petrolleri. Yıllar geçtikçe nesiller geldi geçti ve birçok şey değişti. Ama Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı hiç değişmedi. Bugün 40. yıl dönümünü kutlayan Kıbrıs Türk Petrolleri daha nice 40 yıl Kıbrıs Türk halkının yol arkadaşı olmaya devam edecek. Bu başarı hepimizin. Bir zamanlar kötü kalpli bir benzin pompası tarafından esir alınmış bir şehir vardı. Bu pompa insanların zar zor kazandığı paralarla besleniyordu. Bir gün Michelin lastik adamı geldi ve doğru lastiğin her şeyi değiştirebileceğini gösterdi. Yakıt tasarrufu sağlayan lastikler sayesinde artık benzin pompası eskisi kadar korkunç değildi. Michelin Energy Saver lastikleri 80 litreye kadar yakıt tasarrufu sağlar. Michelin, ilerlemenin en iyi yolu. Rapa Limited otobazarı sunar. www.rapalt.com. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği'nin her yıl geleneksel olarak düzenledikleri Klasik Otomobil Sergisi'nin bu yıl 8.si düzenlendi. Lefkoşa Girne kapsamında yapılan 8. Klasik Otomobil Sergisi'ne 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Maliye Bakanı Serdar Denktaş'la Türkiye'den İzmir Klasik Otomobil Derneği, Klasik Otomobil Müzesi kurucusu Fevzi Keskinoğlu da adımıza geldiler. Sergiye katılanlar görüşlerini kanaltıya aktardılar. Bu merayı bize Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ye yaygınlığa getiren arkadaşları kutluyorum. Ben abonesi gibi oldum artık. Her sene bu sergilerine katılıyorum. Bu sene de yine arkadaşlar beraberiz. Türkiye'den gelen arkadaşlarımız var. Bu işin uzman çok meraklıları ve ayrıca bizim klasik araba meraklarına örnek olan büyüklerimiz vardır. Tahmin ederim bu gibi ilgi hem Türkiye ile bizim halkımızın bu alandaki meraklı arkadaşların diyaloğunu geliştiriyor. Hem de bu sergiler yeni yeni genç meraklıların bu işin içerisine girmesine vesile oluyor. O bakımdan başlatan ve devam ettiren arkadaşları kutluyorum. Bizimle yaptığımız bu etkinliklere katılmaları bizi ayrıca onur etmektedir, bizi gururlandırmaktadır. Farkındalığı yaratmak ve bu sevgiyi, bu tarihi yansıtmak için biz elimizden geleni yapıyoruz. Gerek İSKOT'la, gerek başka denetlerle yaptığımız işbirliklerle de bunu artırıp daha güzel faaliyetlere, daha güzel farkındalıklar için biz buradayız. Herkese tekrar özellikle Derviş Bey'e de tekrar bugün de bizimle birlikte olduğu için de teşekkür ederim. Bizler buraya onursal başkanımız Sayın Fevzi Keskinoğlu'nun destekleri ve katkılarıyla
gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 23 kişi burada bulunuyoruz. 7 tane klasik aracımızla beraber. Burada bulunmaktan Kıbrıs Klasik Otomobil Derneği ile ilişkilerimizi kuvvetlendirmekten son derece mutluyuz. Onları tanımak bizler için büyük bir onur. Mükemmel bir etkinlik. Bir taraftan tarihi yansıtıyor. Neler vardı bir zamanlar, nerelere geldiği. Türkiye'den gelen araçlar var. Gördüğünüz gibi bizim buradaki araçlara nazaran daha böyle büyük arabalar. Evet, Amerikan. Amerikan. Daha geniş yollar için herhalde bizde yoktu çünkü bunlar evet, öyle çok fazla değil. İngiliz etkisi vardı. Evet. İngiliz arabası çoğunlukla. Yani o anlamda tarihi bir de anlatıyor. Son derece güzel bir etkinlik. Otozirve'nin özel canlı programından mutlu günler değerli izleyenler. Evet, bugün özel bir program yapıyoruz. Canlı olarak yapıyoruz otopazarı. Hemen birbirimizden değerli konuklar var. Stüdyoma dönmek istiyorum. Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği Başkanı İnanç Babalik'in bizlerle birlikte. Misafirlerimiz de var. İnanç hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyidir, sizlere sormalı. Teşekkürler. Bugün ve yarın yoğun bir etkinliğiniz var. Onları program içerisinde sizlerden alacağız. Tabii, ama tabii, böyle bir merhaba deme faslı yapalım. Tabii, ondan sonra tabii. Geleceğiz. Ve hemen yanında İzmir Klasik Otomobiller Derneği Başkanı sevgili Murat Akarsu. Murat Bey hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkürler, sizler iyisiniz. Teşekkür ederiz, bizler de iyiyiz. Ve hemen yanında Birol Akgöz, eski başkanlardan, İzmir Klasik Otomobiller Derneği'nin eski başkanlarından. Hoş geldiniz programımıza. Çok teşekkür ederiz. Nasılsınız? Öncelikle çok mersi. Ev sahipliğinize, misafirperverliğinize çok teşekkür ediyoruz. Evet, hemen yanında Muharrem abimiz var. Kıbrıs'ta hiç yabancı değil. Sık sık adeta ikinci adresi Muharrem Ceylan abimiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Namı değer Arap usta. Sizlerle kötü olmak mümkün mü? İyi, hoş geldiniz. Ve Keskinoğlu Klasik Otomobil Müze Müdürü Sayın Sait Cangir. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri yine her yıl burada kabul ettiğiniz için bizler de sizlerle birlikte olmaktan son derece hem keyif alıyoruz hem mutlu oluyoruz. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Ve hemen yanında sevgili Burçun Ali Usta'm. O da derneğin As Başkanı. Evet. Kuzey Kıbrıs Türk Klasik Otomobiller Derneği'nin As Başkanı, öyle mi? Evet. Aynen öyle. Evet, sevgili İnanç Başkanım, 2017'de başladınız rallilerinize, evet. Faaliyetlerinize, evet. Ortalarda mısınız? 2017'nin ilk faaliyetine biliyorsunuz gelen sene getirdiğimiz tekerlekli cilindirli, evet. Faaliyetiyle başladık. Daha sonrasında ilk rallimizi gerçekleştirdik 30 Nisan'da. Bugün de Yakında Üniversitesi festivalli şeklinde, evet, hafta sonu festivali, evet, getirdiğimiz bu sene sergimizi de Yakında O himayesinde ve onların bünyesinde sponsorluğunda gerçekleştiriyoruz. Bugün sergimizi gerçekleştirdik, az önce bitirdik. Yarın da Yakında Üniversitesi'nin 28. yıl şerefine düzenleyeceğimiz rallimizi gerçekleştireceğiz. Akabine pazartesi akşamı 22 Mayıs günde Yakında Otomobil Müzesi'nde bu geçirdiğimiz hafta sonunun ödül törenini gerçekleştireceğiz. Daha sonrasında bir müddet bir aramız olacak yazın girmesiyle ama yine akşam faaliyetlerimiz devam edecek. Gerek slalom olsun gerekse hazine avcılığı olsun. Bu şekilde faaliyetlerimiz devam edip Eylül-Ekim'de de yarışlarımızla kısmetse bu sezonu bitirmeyi planlıyoruz. Evet, yarın aynı zamanda da rally startı yine Dereboyun'da. Dereboyun'da. Buradan bildirelim izleyicilerimize. Evet, yarın saat 10'da Dereboyun'da Yakındoğu Mangası'nın önünden startımızı alıyoruz. İlk araba saat 10'da startı alıp. Takriben ilk araba 2-2.5 arası Yakındoğu Müzesi'nde, Otomobil Müzesi'nde finişlerini görecektirler. O şekilde 3-4 saatlik 130 kilometrelik bir parkurumuz bulunmaktadır. Evet, İzmir'den başkanımız, evet. Gelmişler. İzmir Klasik Otomobiller Derneği Başkanı Murat Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sık sık geliyorsunuz, siz de geliyorsunuz. Nasıl buluyorsunuz Kıbrıs'ı? İzmir'de nasıl mukayese ettiğimiz zaman artılar, eksiler var mı Murat Bey? Tabii ki burada da büyük bir klasik sevdası ve aşkıyla arkadaşlarımızla, dostlarımızla buluşuyoruz. Tabii Türkiye'de de şehirlerimizde klasik araba sevdası yüksek seviyede. Buradaki konsept biraz daha değişik. İngiliz araçlarıyla ağırlıklı biraz daha değişik markaları bulunduruyor. Bizim genelde Türkiye'de Amerikan araçları, klasik araçlar yoğun bir şekilde zamanında girdiği için klasik araçlara sahip oluyoruz. Ama tabii ki diğer araçlar da var üyelerimizin.
Buraya yaklaşık 24 kişi geldik, 11 aile olarak. Başkanımdan bundan 3-4 ay önce bir yönetim kuruluyla beraber bir davet aldık. Kendi yönetim kurulumuzda bunu değerlendirdik, seve seve katılabileceğimizi. Uzun bir planlamadan sonra onursal başkanımız Keskinoğlu'nun destekleriyle... Kendileri de burada zaten. Kendileri de burada bizlerle beraber destekleriyle burada bulunuyoruz. Uzun bir yolculuk tabii sürüyor Türkiye'den buraya geliş. Yaklaşık 900 kilometre İzmir'den Mersin'e geliyoruz ve oradan feribotla Kıbrıs'a iniyoruz. Ama bütün bu yorgunluklarımıza, bu dostlarımızın güler yüzleri ve misafirhanelikleri, her şeyimizi unutuyoruz. İnşallah en kısa zamanda onları da İzmir'imizdeki etkinliklerimize bekliyoruz. İnşallah geleceğiz diye İnşallah. Söyleyelim. Sizlere de evet, yine eski başkanlarından Birol Akgöz. Birol Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Önce gelmiştiniz siz. Kıbrıs'a tabii ki geldim. 3-4 defa geldim. Sağ olsunlar. Çok güzel arkadaşlık, dostluk bağları kurduk kendileriyle. Bu göstermiş oldukları misafirperverlik gerçekten kayda değer. Çok yakınlık ve sıcaklık görüyoruz. Bunun katlanarak devam edeceğine inanıyorum. Karşılıklı desteklerle birlikte. Tabii her şey sosyolojik yapıya bağlı. Yani tabii ki her şeyimiz yerinde olduktan sonra bunlar gönül verilen işler çünkü bunlar. Ha dediğinizde yapılacak işler değil. Toplumla alakalı bir şey. Toplum ne kadar refah içerisinde olursa ancak bu yükselecektir. Ama biz bunun başlangıcını yaptık. Kıbrıs'ta da değerli dostlarımız bunu yaptılar. Ben bunu katlanarak büyüyeceğine inanıyorum. Sırf biz İzmir olarak geldik ki başkanımın dediği gibi ülkemizin birçok şehirlerinde bu kulüpler var. Ve faaliyet halindeler. Çok da güzel yolda ilerliyorlar. Bunların bütünüyle düşünüldüğünde inşallah yarın bir gün bunlar festival çerçevesinde yapılır. Çok daha güzel, göreceli şeyler olur. Evet, yine geleceğiz size Sayın Başkanım. Tabii ama ki. Böyle bir şey yapalım. Muharrem abi hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Araçlardan geldiniz. Araçları tıra koyup getirdiniz. Evet. Biz bu sefer, geçen sefer biz yine burada bir toplantı halindeyken başkanımız size söz vermişti. 8 araçla geleceğiz demişti. Ve biz o sözü tuttuğumuza inanıyorum. Tabii biz 8 araç derken tırlar 8 araçlık diye söz vermiştik. Fakat bizim arabalarımız çok büyük olunca 7 araba sığdırabildi. Bir arabamız Türkiye'de kaldı. Öyle mi? Tabii 8 araba geliyorduk biz. Biri sığmadı malum az evvel normalde söylediği gibi. Evet. Araçlarımız büyük. Sözümüzde durduk geldik, ne mutlu bize. İyi ki geldiniz. İnşallah ilerleyen senelerde daha da güzel şeyler yapacağımızı inanıyorum. Fakat ben burada Sayın Başkanımız İnanç Babaliki'den ve Sayın As Başkanımız Burçin Ali Usta'dan bir söz almak istiyorum. Biz de artık onları araçlarıyla bekliyoruz. Yani evet. Muharrem abi şunu söylemek istiyorum. Gümrükte herhangi bir sorun çıkıyor mu şeylerde? Gümrükte hiçbir sıkıntı çıkmıyor. Çünkü bizim araçlarımız vizesi, sigortası olan ve gündemde yaşanılan bir araç. Onunla ilgili sağ olsun gümrükteki arkadaşlar da sağlıklı bir şekilde bizlerle ilgileniyorlar. Hiçbir sıkıntı yaşamadık. Hiçbir şekilde çok güzel geldik. İyi ki geldik, iyi ki buradayız. Gerçekten teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Ve Sait Cangil... Keskinoğlu Müze Müdürü, Sait Bey, araçlarınız hızlanıyor, yenileniyor ve çoğalıyor müzede. O müzeyi bir ben görmedim. Şimdi bir daha söylemek istiyorum. Bizleri kabul ettiğiniz için sonsuz teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz. Davet ettiğiniz için sizin eviniz. Sonsuz teşekkür ediyoruz. Evet, biz gerek Keskinoğlu ailesi ve İskot ailesi olarak bir bütünüz, ayrılamayız. Tabii ki sizler de bizim bir aile çerçevemiz içerisindesiniz. Biz hepimiz bir bütünüz. Böyle olunca her şey daha da güzelleşiyor. Desteklerle, bir takım buluşlarla daha güzel yerlere geliyoruz. Müzemizde her geçen gün araçlarımızı yeniliyoruz. Her geçen gün sayılarını çoğaltıyoruz. Sosyal medyada takip ediyorum ben de. Her geçen gün de tabii iyi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunları hep birlikte paylaşmak için. Sadece bizler için değil, herkesle paylaşmak için. Paylaştıkça güzel olmuş zaten. Paylaşıyoruz. Sağ olsun Keskinoğlu ailesi
bizim yönetim kurulu başkanımız Fevzi Keskinoğlu bu işe çok büyük gönüllü. Her türlü desteği de sağlıyor zaten. O da bu işin içerisinde ve bugün burada sizlerle birlikte, sizin etkinliğinizde, kendisi, eşi Sıdıka Hanım'la birlikte böyle olunca her şey daha güzel olduğuna inanıyoruz. İyi ki gelmişsiniz. Çok tekrar teşekkür ediyoruz. Evet, çok teşekkür sevgili ediyorum. Burçin Ali Usta aslında Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği'nin her şeyi, bel kemiği diyebilirim. Çok çalışıyorsun, ben seni takip ediyorum, görüyorum. Hoş geldin de programımıza. Hoş bulduk Orhan abi. Nasılsın? Tatlı yorgun. Tatlı yorgun. Tatlı yorgun. Bunun bir de yarını var. Evet, bir de yarını var. Bugünü bitirdik. Hatta öbür günü de var. Öbür günü de var. Yani 3 günlük bir faaliyet programı içerisindeyiz. 3 ve 4 numaralı faaliyetleri bu yıl ilk kez değerli sponsorumuz ve her türlü katkıyı bizden esirgemeyen Yakındoğu Üniversitesi şemsiyesi altında klasik otomobil sergisini 8. kez bugün tekrarladık. Bir saat evvel bu programı tamamladık. Güzel de tamamladık. 89 klasik araçla tamamladık. Çok iyi. Yarın da rally kısmına geçiyoruz. Saat 10'da Yakın Doğu Bankası önünde start alıp Yakın Doğu Müzesi'nde finish yapıyoruz. 135 kilometrelik bir parkur, 5 özel etaptan oluşacak. Güzel, yah belli mi yoksa tamamen sır mı? Bu sefer batı kesimlerinden geçeceğiz. Misafirlerimiz var, değerli misafirlerimiz var. Ülkemizin gezilmeye, görülmeye değer yerlerinden geçeceğiz. Normal standart bir rallinin dışında bir rally olacak. Hem gezip göreceğiz, hem eğleneceğiz, hem yarışacağız. Pazartesi günü de ödül törenimiz yine Yakındoğu Üniversitesi'ndeki otomobil müzesinde. Akşam saat 8'de hem neticeleri açıklayacağız, hem galayla birlikte dereceye girenlere ödülleri takdim edip 3 ve 4 numaralı faaliyetlerimizi tamamlayacağız. Sevgili, nasıl buluyorsun şeyi? Klasik otomobil gidişatını ülkemizde nasıl buluyorsun? Şimdi hem biz dernek olarak hem de başka klasik otomobil dernekleri... İki tane, hatta üç tane dernek var. Evet. Ama yani, yurt klasik otomobilin pek bir faaliyeti yok ama onların da bir derneği olduğunu biliyorum ben. Evet, hepsimiz ortak dilli klasik otomobiller. Yani bu Güzel Yurt olur, Lefkoşa olur, Ginalı hiç önemli değil. Yani önemli olan ülkemizin klasik otomobil severlere faydalı, güzel etkinlikler, faaliyetler ve faydalar sağlamaktır. Herkesin kendine göre doğru yaptırımları vardır ve herkes doğru yerde, doğru zamanda hareketler etmeye çalışıyor. Biz dernek olarak buna çok önem veriyoruz. Seçici davranıp doğru yerlerde güzel faaliyetler yapmaya çalışıyoruz. Bunlar her gün göz önünde olacak olan otomobiller değil, özellikle bugün sergiye katılan otomobiller. Ne bileyim, televizyonlarda, dizilerde veyahut da müzelerde görebileceğimiz otomobiller bunlar esasında. Biz bunları gün ışığına, açık havaya çıkartıp halka sunuyoruz. Bu doğru bir faaliyet ve bu da nedir? Klasik otomobil sahibi olmak isteyenler veyahut da olacak olanlara bu bir yol göstericidir. Esasında yanımızda çok çok kıymetli misafirlerimiz var. İzmir'den gelmiş, her biri birbirinden değerli, her biri birbirinden bir noktada uzman kişiler. Mercedes'de uzman kişiler, Amerikan'da uzman kişiler, şanzımanda uzman kişiler. Bir de bu açıdan bakmak lazım. Esasında bu hafta sonu olacak olan faaliyete bugün özellikle gözlemlediğim bir nokta vardı. Özellikle Amerikan arabalarında sıkıntısı olan restorasyonda veya tamiratında İzmir'den gelen arkadaşlarımıza hemen yardımlarına koştular ve bize çok minnettar olduklarını söylediler. Bu bir büyük bir olanak. Biz dernek olarak böyle bir olanağı sağladık adamıza. Bizlerle birlikte olan klasik otomobil severler, bize ulaşabilenler bu gibi nimetlerden faydalanabiliyorlar. Evet, çok doğru söylüyorsunuz sevgili Burçin. Sana katılmamak da mümkün değil. İnşallah gelecek dönemlerde de bunların daha da güzel olmasını arzu ediyoruz hep birlikte. Evet, Sayın Başkanım, yarın kısmetse saat 10'da start alıyoruz. Evet. Ondan sonraki etkinlikler yine geçen seneye mukayese ettiğimiz zaman arttırım var mı faaliyetlerden? Faaliyet sayısı olarak... Aynı eşit sayıda eşit tutmayı planlıyoruz. Çünkü yıl içerisinde 12 etkinlik düzenliyoruz. Bu 12 etkinliği her ay bir etkinlik olarak düşünürsek her aya denk gelir. Ancak bizim bu sıcak havalarda ve soğuk kış aylarında etkinliklerimiz olmadığından dolayı ayda 2 faaliyete çıkacak şekilde düzenleyip yılımızı o şekilde sürdürüyoruz. O yüzden artıramıyoruz. Yoğun talepten dolayı da etkinliklerimizi, faaliyetlerimizin sayısını düşüremiyoruz.
Bu yüzden alışılagelmiş şekilde 12 faaliyetle senemizi dolduracağız. Bir de baktığımız zaman ülkemiz motorsporlarında yani klasiklerde de büyük bir gelişme, ilerleme var. Belki bu ilerleyen süreçlerde bir marka olabilir miyiz? Olabiliriz düşüncesindeyim. Çünkü yaptığımız işlerde, mevcut arabalarımızda aldığımız tepkilerden gayet iyi sonuçlar çıktığını görüyoruz. Bu yüzden biraz daha uğraşıp, biraz daha vakit ayırıp, daha da iyiye götürmek için zaten bizim dernek olarak, yönetim kurulu olarak çabamız budur. Durmak yok. Her zaman, her yönetim kuruluyla, her geçen sene biraz daha ileriye derneği ve bu klasik sevdayı aşılamak ve ileriye götürmek. Evet, sevgili İnanç Babalik'i vaktimiz kısıtlı aslında. Keşke bir başka programda da sizleri konuk alabilsek. Bol vakitli programlarımız da var ama bugün böyle bir tadımlık bir program diyelim. Son sözleri senden ve sırayla alalım ve programı yavaş yavaş kapatalım. Evet, bugün 8.'si düzenlediğimiz sergimize başladık. Yarın dediğimiz gibi rallimize devam edecek. Yurt dışından gelen çok değerli misafirlerimiz var. Ben öncelikle onlara teşekkür etmek istiyorum. Sevgili Keskinoğlu ailesine de sizlere çok çok selamlar var. Başka bir programlar olduğundan dolayı katılamadılar. İSKOT Yönetim Kurulu'na, başkanlarına, Sait Bey'e, müdürümüze de çok çok teşekkür ederim. Onore ettiler bizleri gerek aileleriyle gelerek, gerekse arabalarıyla bizlere katkı koyarak. Bizleri onur etmişlerdir. Huzurunuzda bir daha tek tek herkese teşekkür etmek isterim. Evet. Biz teşekkür ederiz. Çok teşekkür ediyoruz biz de sana programımıza geldiğin, katıldığın için sevgili İnanç Babalik'im. Daha sonraki programlarımızda yine sizleri burada. Tabii ki. Seve seve katkı koyarız. Evet Murat Bey. Orhan Bey, ben de şöyle biraz kısa bir şeyden bahsedeceğim. Bizler burada bulunduğumuz süre içerisinde bu sefer kalabalık bir grupla geldik. Rally programında ailelerimiz hem rally'nin gizli kısmında olup hem de Kıbrıs'ımızın güzel ve nadide değerlerini gezip dolaşmaktan mutlu olacağız. Bu da bizim için büyük bir imkan. Türkiye'de yaşamadığımız bu rally olayını, çok fazla yaşadığımız rally olayını burada da yaşayıp büyük bir haz alıyoruz arkadaşlarımızla. Çok da kısa olarak da burada biraz önce As Başkanım'ın dediği gibi Arap ustamız sayesinde burada elde ettiği kendisinin bir misyonu sayesinde buradaki klasik araba, daha doğrusu Amerikanlarla ilgili kısımda kendisinin ve buradaki ekip arkadaşlarımızın fikir alışverişinde, parça konusunda ve bilgi konusunda birbirleriyle fikir teatileri oluyor. O da bizler açısından çok önemli. Onlara bir, bu konuda bir destek verebiliyorsak ne mutlu bizlere. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Evet. Bir başka inşallah yine i̇nşallah. Geleceksiniz. Ben öyle umuyorum. Biz i̇nşallah. De geleceğiz oralara. Bir başka programda yine görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim. Ayağınıza evet, sağlık geldiğiniz sağ için. Olun. Evet, Birol Bey. Orhan Bey, başkanımın ve sizin dediğiniz gibi Kıbrıs halkını İzmir'e bekliyoruz özellikle. Geldiklerinde Sait Bey'in ve Keskinoğlu ailesinin çok güzel bir müzesi var. Muhakkak onları görülmesi gereken bir yer. Eğer merakları varsa. Ayrıca biz buraya gelerek bir katkıda bulunduysak ne mutlu bize. Şüphesiz. Biz çok memnun olduk. İnşallah ileriki zamanlarda beraberliğimizin devam etmesini dilerim. Evet. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. Evet Muharrem Usta. Evet. Çok güzel bir etkinlik oldu her şeyden evvel. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bir de bizi çok güzel ağırlıyorlar. Bu bir gerçek. Kilo alıp da gidiyoruz. Biz buraya geldik mi? İnanın sabah öğle akşam durmadan yiyoruz. Evet boğazımız güzel. Kilomdan da belli. Allah sağ olsun. Bize de yiyelim. Ama yani inanın çok güzel ağırlıyorlar ya. Ben hep gelirim. Nasıl gelmem Kıbrıs'a? Ben Kıbrıs'ı nasıl sevmem? Yani ben Kıbrıs'ı seviyorum. Halkını seviyorum. Derneğimizi seviyorum. Her şey için teşekkür ederim. İyi ki varlar. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Evet Sait Bey. Şimdi tekrar teşekkür ediyorum hepinize, sizlere, derneğinize. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Her şey o kadar güzel ki biz son derece keyif aldık. Hep birlikte de bir aile kavramını bir kez daha yaşattınız. Bu da bizler için çok önemli. Birol Başkanım'ın da dediği gibi bizim Türkiye'de biliyorsunuz aşağı yukarı 300 araçlık bir klasik araç müzemiz var. Biz ne kadar halka açık olmasak da gelen her misafirimizi kabul ediyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Tabii Kıbrıs'tan Türkiye'ye gelip bu işe sevdalı olan, gelip gezmek isteyen herkesi de bekliyoruz.
Tabii sizler her zaman özel misafirlerimizsiniz, baş tacımızsınız. Sizlerle birlikte olmak, bir daha söylüyorum, gerek Keskinoğlu ailesi adına, gerek İskot adına, biz hep birlikte beraber olunca daha büyük mutluluk yaşıyoruz. Onun için de bugün buradayız, bir kez daha mutlu yaşamak için. Biz de bu mutlulukların devamını diliyoruz. Gelecek yıllarda yapacağınız her programlarınız için, etkinlikler için tekrar tekrar sizlere başarılar diliyoruz. Tekrar hoş geldiniz ve iyi ki geldiniz. Buradan Fevzi Keskinoğlu ve ailesine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kendileri de zaten buradalar. İnşallah bir başka programda da kendilerini burada ağırlamaktan onur ve gurur duyarız. İnşallah. Onların da sizlere çok selamları var. Onu da buradan bir kez daha söyleyelim. Evet, Burçin'im. Vakit dediğin nedir ki? Kısaca evet, bir olay. Aynen öyle. Orhan abi, ben önce derneğim adına, sonra da kendim adına çok çok teşekkür ederiz. İki sene evvel de yine böyle bir özel bir program yapıp aynen yine canlı yayına çıkmıştık. Ve bugün de değerli dostlarımıza ve bizlere böyle bir imkan tanıdığınız için çok 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 teşekkür ederiz. Biz dernek olarak geçen sene de esasında böyle bir şey düşünmüştük. Keskinoğlu gibi müzeler hep yaşayan müzelerdir. Yani bugün görürsünüz, bir ay sonra farklı şeyler görürsünüz. Biz sanıyorum başkanım İnanç Babalik ile birlikte bir program yapıp uygun bir zamanda bir kafile oluşturup bir İzmir ziyareti yapmamız kaçınılmaz olmuştur artık. İzmir çıkartması olacak. Aynen öyle olacak. Muharrem abi de işte yemekten sıkıntı dedi ama daha 3 gün daha beraberiz Muharrem abi. Daha bir şey yemedik. Daha 2 öğündeyiz. Daha 2 öğündeyiz. Daha 3 öğünümüz daha var. Dur bakalım ne olacak. Yarınki yarışımızda kazasız, belasız, sorunsuz, hava şartlarda bize müsaade ederse sanırım güzel bir gün, güzel bir aktiviteyle tamamlayacağız. Tekrar aramıza hoş geldiniz İskot olarak. Bundan sonraki faaliyetlerde inşallah yine daha büyüyerek devam ederiz. İnşallah. Evet sevgili Burçin, sana da çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili izleyenler, vaktimiz dar olduğundan dolayı programımızı kapatmak zorundayız. Hep bütün konuklarıma çok çok teşekkür ediyorum. Haftaya bir başka programla görüşmek üzere. Hoşça kalın diyoruz. Herkese mutlu hafta sonları. Onlar titanyum gücünde yaşayanlar. Onlar güçlerinin sınırlarını sonuna kadar zorlayanlar. Onun gücü başarıya giden yolda kararlılıkla ilerlemesinden geliyor. O gücünü kazanmaya duyduğu aşktan alıyor. Ona göre gerçek güç takip eden değil, takip edilen biri olmak.